Merhaba. Çok kısa geçeceğim. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Aslında iki tane değişik video çekmiştim. 8 dakika, 10 dakikalık. Ama sonra düşündüm ki yangına körükle gitmeye gerek yok. Çok fazla konuşmaya da gerek yok şu anda bu konu hakkında. Ama kısa değineceğim sadece. Şimdi bu pozisyonu hepimiz gördük. Bu buz gibi gol. Burada ne offside var, ne foul var, ne başka bir şey var. Top çizgide geçmemiş. Var da var. Vara gidip bakılmış. Yani %100 hiçbir şekilde hata yapılma şansı yok. İsteyerek ve bilerek yapılmış olan bir şey. Şimdi isteyerek ve bilerek yapılmış olan bir şey. Evet. Ben şunu diyorum. Şimdi tekrar burada ben kısacası şunu demek istiyorum. Bu arada takımın Galatasaray'a olup olmaması çok önemli değil aslında. Çünkü bu takım dün Fenerbahçe'ydi. Ondan önce Beşiktaş'tı. Bugün Galatasaray oldu. Hiç fark etmez. Ha, bu sefer var olduğu halde açık açık yapıldı bazı şeyler. Onun neden de çok açık bence. 100. yılı Cumhuriyet'in. Bu 100. yılda kupanın İstanbul'da kalması isteniyor. Yani bugün siz Fenerbahçe'nin bu kadar bağır çağırmasına bakmayın. Yarın Galatasaray çok önden giderse aynısı Fener için de yapılacak. Ve bunlar önde tutulmaya çalışılacak. Yeter ki Trabzon bunları yakalayamasın. Bu sene şampiyon İstanbul'dan biri çıksın. Bunların tek derdi bu. Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu da İstanbul'da bırakmak istiyorlar. Ha şimdi bu yapıldı. Birazcık konuşuldu. Yarın Fener'e yapılır. Öbür gün Beşiktaş'a yapılır. Ondan sonra herkes susar. Ama yıllarca Trabzon hakkı yendiği zaman kimse umurunda değildi. Herkes güldü geçti. Yani şu an çok konuşmak istemiyorum. Çünkü yine aynı şeye düşmeyeyim. Yine uzatmayayım videoyu. Böyle uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. Bugün yılın son günü. Yeni yıla giriyoruz. İnşallah yeni yılda bazı şeyleri değişir diyeyim. Ama unutmayın. Burada ister Galatasaray, ister Fener, ister Beşiktaş fark etmez. Birileri İstanbul'u kolluyor artık. İster buna siyaset deyin, ister mafya deyin, isterseniz ne derseniz deyin. Ama Trabzonspor her zaman işte buna karşı savaş vermiştir. Mücadelesi budur. Ama ben de şunu da demek istiyorum. Tabii Trabzonspor'a lehine de yanlış kararlar verilmiştir ki olabilir böyle şeyler. Yanlış karar verilebilir. Ama bu artık yanlış kararı geçti. Trabzonspor'un bazı senelerde çalınan şampiyonluğunda olduğu gibi orada da yanlış kararı geçmişti o pozisyonları, yaşananlar. Ama o zaman var yoktu ve kimse bizim sesimizi duymak istemiyordu. Ama şu anda belki bunun sayesinde sesimiz de bazı bizim de işitilir. O yüzden kısaca geçmek değinmek istedim buna tekrar. Allah bizi korusun. Biz haksızlığa her daim savaşmaya devam edeceğiz, mücadele vereceğiz. Benim tek istediğim bir şey var şu an takımlardan. İster Galatasaray, ister Fener, ister Beşiktaş. Birazcık samimi isteyeler. Böyle bir şey olduğu zaman çıksınlar desene ki biz bu 3 puanı kabul etmiyoruz. Bıraksınlar. Trabzonspor'dan da bunu mutlaka bekliyorum. Allah'ını seviyorsanız bakın normal hatalar olabilir. Ona kimse bir şey demiyor. Ama böyle büyük hatalar oldu mu hiç kabul etmeyin ya bunu. Size penaltı mı verildi? Alakası yok ya. Nasıl Fenerbahçe'ye geçen verildiği gibi. Ceza sahası dışında olduğu halde. Onu dışarı atın ya. Biz erkek adamsak, namuslu insanlarsak, şerefliysek bunu becerebilmemiz lazım. Anlayarak kalkıp da halen bunu savunanlar gibi savunmayın. Apaçık orada da her şey. %100 golü kestiler Galatasaray'a. 3 puan hediye ettiler. Niye? İstanbul takımları yukarıda kalsın. Yarın aynısı Fener'de yapılır. Çok geride kalırsa. Ve Trabzon'da geride kalır. Ki Trabzonspor'un da belki de neden bu kadar kötü olduğunu bir açıklaması bunun içinde aranması gerekebilir. O konuya hiç değinmek istemiyorum. Girmek istemiyorum şimdi ama birileri bizim içimizi de karıştırmış bence. Ki bizde de hiçbir şey yürümüyor. İstanbul takımları da böyle önden ilerler. Şampiyonlukta İstanbul'da kalır. Tek hedefleri bu. Ama bunları deşifre ederek belki bu hedeflerin ne giden şeyi kırabiliriz. Hadi hayırlısı diyelim, ne diyeyim. Ben buna bir işaret ettim. Artık bir şey varsa burada zaten insanlar bunun üzerinden yürür. Bu sadece benim kendi şahsi fikrimdi. Yani benim de düşüncem bu. İstanbul'da kalması için her şeyi yapacaklar. Normalinde ben şunu da söylemek istiyorum. Kısaca şimdi yine kısa çünkü bak 5 dakika oldu yine. Ben Türk siyasetinde olsam direkt buna
%100 tay değinirdim ve adaletimi gösterirdim. O %100. Bu kadarını diyeyim, bitireyim. Görüşmek üzere.